Birisi kalmak istiyorum ya. Allah Allah, şu an 3-2 öndeyim sanırım. Aynen, tam resim. Yunus? Yok, yanlış. Bak 3'ü de sorayım da. Riyad Mahrez ve İslam Slimani ile aynı milli takım için oynuyorum. Sos o zaman. Aynen, ama yandı. Kulüp kariyerimdeki ilk maçta oyuna girdikten 5 dakika sonra bir takım arkadaşım kırmızı kart gördüğü için teknik direktörümüz oyuncu değişiklik hakkını benden yana kullanmış. İlk maç maceram 5 dakika sürmüştü. Ya bilmem, çok zor bu ipucu. İkinci ipucunu sorayım mı? 2017 yılında Güney Amerika'daki U20 şampiyonasında ülkem ile şampiyonluk yaşarken turnuvanın gol kralı Lautaro Martinez olmuştu. Lautaro 97 veya 98'di. Söyleyeceğim ama puandan da olmak istemiyorum. Üçüncüyü söyleyeyim o zaman. Oh, bir puan alacaksın. Muslera ile aynı takımda, yani aynı işte bir takımda oynuyor. Yani işte söylesene ya. Risk almak istemedim o yüzden. Saraki. Doğru. Neyse, bir puan kaçırdım ama olsun. 4-2, yine öndeyim yani. Hazırsan soruyorum. Evet. Doğduğum ülkenin lig sisteminin en üst seviyesinde ilk kez forma giydiğimdeki kulübüm 1979 yılında Nottingham Forest ile UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası finali oynamıştı. Bu da var ya. Abi resmen üzerime oyundan bir oyun var yani. ÖSS sorusu gibi, Türkçe sorusu. Geçiyorum. Geç abi, ikinciye. Yani bunun olabilir. İkiye geçtim, 2 puan. Ünlü teknik direktör Sven-Göran Eriksson doğduğum şehrin üniversitesinde eğitim görmüştü. Eriksson. Nereli biliyor musun Eriksson? Nereli Eriksson? Onu da bilmiyorsan bu da zor. Abi bir puan bir puandır. Sen üçüncü ver. Instagram postlarımda hashtag sakal kullanıyorum. Hashtag sakal mı kullanıyor? Yani sakal hashtagini kullanıyorum. Jimmy Durmaz. Evet, geliyor sorun. Ali Busap'ın
profesyonel kariyerimdeki ilk golümü attığım maç öncesi benim ilk 11'de oynayabilmem için teknik direktörümüze sakat olduğunu söylemişti. Ali Musa bunu demiş ki ben sakatım demiş. Ama sakat değil. Tamam anladım. Nasıl bir arkadaşlık? Nasıl bir arkadaşlıkları var? Genelde bulmak zor. Hollanda'daki ilk profesyonel kulübümün forma renkleri siyah ve sarıydı. Ömer Bayram. Doğru. Çok kolay abi bunu bilirsin. Şaşırtma diyorum. Ömer yine asisti yaptı sana. 2 mi ya? 2 puan aldın. 2 puan. Kariyerim boyunca 4 farklı ülkede kiralık olarak forma giydim. Bu sosyal medya önüme çıktı bizim yeni transferlerden biri. Omar. Sabit yeni transfer. Sosyal medyada çok geziyor yani. Bundan hiç beklemiyorum. Taylan kaybedeceksin. Hazır mısın? Bak bunu bilme ihtimalin yok biliyor musun? Ya? En fazla bundan alabileceğim puan 1. Milli takım kariyerimde ilk golümü attığım maçta sahadan 10-0'lık skorla galip ayrılmıştık. Abi bu sorunun cevabını ben bile bilmiyorum. 2'ye için mi? Hürriyet Güçer, 2002 ve 2005 yılları arasında altyapısında formasını giydiğim kulübün tarihinde en fazla resim maçı çıkan oyuncu. Evet, aklımda biri var. Aklımdan geçen biri mi? Kim? Oğulcan Çağlayan mı? Evet. Abi 2 puan aldı bak. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Çin Halk Cumhuriyeti'nde oğlumun adıyla aynı isimde bir dağ bulunuyor. Çin Halk Cumhuriyeti takımında oynayan biriyle... Ali Atatürk, sen takım karıştırma. Çin Halk Cumhuriyeti'nde... Çin Halk Cumhuriyeti evet. Var ya. Oğlumun adıyla aynı isimde bir dağ bulunuyor. Abi bizim takımda... Abi sosyal medya diyordun. Bizim takımda hangi çılgın böyle bir şey yapabilir ya? Oğlun adın Çin Halk Cumhuriyeti'nden biri mi? İkiye geçiyorum. Geç ben. Abi. 3 ayda FIFA Dünya Kupası'nda ülkem adına takımımın oynadığı tüm maçlarda 90 dakika forma giydim. 3 ayrısında mı? O zaman yaşı yüksek oldu ya. Abi o zaman şey ya. Muslera diyorum ben, Muslera. Doğru mu? Doğru. Soruyorum, hazır mısın? Doğru. Taylan yine kaybedersen. Doğduğum ülke dışında formasını giydiğim ilk kulübe imza attığımda kulüp tarihinin en fazla bonservis ödenen 3. oyuncusu olmuştum. Okey. Bildim bak. Şu ana var 10 puanım var. Net 10 puanım var. Aklıma gelmez. Kariyerim boyunca. Evet. Wesley Schneider, Robbie Keane, Javier Mascherano ve Roberto Firmino gibi birçok yıldızlı aynı takımda oynadım. Bildin abi, şu an net bildin. Kimden bir? Wesley Schneider. Evet. Robbie Keane, Mascherano, Roberto Firmino. Dedi şansını. Çıktı mı o? Onu söyledim de çıkmadı galiba. Babel. Babel doğru cevap, evet. Alt yapısında forma giydiğim kulüplerden birinin tarihindeki en skorer isimli Mehmet Fatal. Mehmet Battal. Mehmet Battal aynı takımda oynamış olan Türk futbolcu kim olabilir bizim takımda? Doğduğum şehir. Tamam ya, geç. Bodrum, Datça, Fethiye, Marmaris ve Dalaman gibi turistik bölgeleri sınırları içerisinde bulunduruyor. Son geç abi, son geç. Kaybettin ya. Sen kazan bu sefer de. Geçen sefer kaybettin, bu sefer kaybettin. Kazma numaramda bu yüzden doğduğum şehrin plaka kodu. Şener abi Ankaralı ya. Ankara ne alaka? Baksana ne diyor? Doğduğum şehir Bodrum, Datça, Fethiye, Marmara. Tamam ya, Şener abi değil demek istiyorum. Evet, tamam. Şener abi Ankaralı. Bence ilk başta kim Mehmet Battal'la aynı oyun? Yaşı da bir şey olması lazım ya. Bodrum'a Datça, Fethiye. Marmaris'i. Daha sayayım mı? Kim abi bizde oturuyor futbolcu ya? Taylan! Allah seni ya. Eşyalarını toplayıp odadan atıyorum hemen. Ah Taylan. Abi aslında bir söyleyeyim mi? Çok rahat 3 puan almam lazımdı biliyor musun? Neden? Çünkü bir tane benimle ilgili soru vardı. Taylan'la ilgili soru gelmemişti. Son soru Taylan direkt Taylan desem bitti. Ben ama orada karıştırdım. Bilerek yani. Aa aslında çok kolay. Sen anlayı sordum en sona kendimi koydum. Sen orada tabii kafa gitti. Yemin ederim aslında var bunu başarabilirdim.
Neyse Tayland kazanmış oldu. Büyü bozuldu. Tebrik ederim. Tebrik ederim.